Pembe Masa'ya hoş geldiniz. Bu hafta son yılların yükselen trendi 90'lar. Ve 90'ların iki yakışıklı sanatçısı ve başarılı sanatçısı yanımızda. Pembe Masa'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Uzaklardan geldiniz. Evet. Çeşme havasını bize getirdiniz. Süper oldu. Öyle. 70'li yıllarda doğan, 90'ları temsil eden sizler. Böylesine güzel bir dönemin temsilcileri olmak nasıl bir duygu? Neler hissettiriyor size? Önce sana sorayım Tayfun. Şimdi ben annesiyle babasıyla çok vakit geçirmiş bir genç olarak en güzel zamanların o zaman dilim olduğunu hatırlıyorum benim için. Çünkü her şey çok hızlı tüketilir oldu. Zaman çok hızlı akıyor. Hadi onu da geçtim. Bir yandan da bir şeylerin olmadığı bir zaman dilimiydi. Evet. Biz onları bulduğumuzda çok mutlu oluyorduk. Şimdi her şey var. Mutlu muyuz? Onu o zaman şey neler bilemiyorum. Yoktu Tayfa? Televizyon yoktu benim küçüklüğümde adam gibi. Siyah beyaz yayınımız vardı. Renkli yoktu en azından. Televizyon herkeste yoktu. Saat 12'de değil mi? İstiklal Marşı ile kapanırdı. Aynen kapanıyordu. Radyolar vardı. Radyo tiyatroları falan benzeri şeyler vardı. Tek kanalımız vardı. İkinci bir kanalımız yoktu. Çocuk tiyatrosu vardı ama. Çocuk radyoda, tiyatrosu vardı tabii. Mesela. Radyoda dinlerdik. Tabii. Arkası yarınlar vardı Arkası radyoda. Yarınlar peki vardı. 90'ların başka farkları neydi? Bugünle kıyasladığımızda. Çok şey değişti canım. Başlamak ister misin? Bir kere magazin değişti en önemlisi. Şey magazin bambaşka bir hale geldi. 90'ları ele alırsak 90'lar başkaydı. Yani başka bir rüzgar, başka bir... Aslında bir devrimci yıllardı. Ben oraya devrimci yıllar olarak bakıyorum. Şöyle. Tabii öncesi. Öyle bir devrim oldu ki müzikte bildiğiniz gibi 70'li ve 80'li yıllarda arabesk ve fantezinin çok daha ağır bastığı yıllardı. Türk pop müziğinde de aranjman denilen, yani Tayfun da çok iyi bilir, yabancı şarkıların altına Türkçe söz yazılarak aranjman olarak paylaşılıyordu. Ama 90'larda üretim başladı. Hani bütün sanatçılar kendi şarkılarını üretiyorlardı ve inanılmaz bir seri üretime geçildi ve kendi şarkılarımızı üretmeye başladık. Yani yabancıların şarkılarını altına Türkçe söz yazılarak olmadı. Daha duygu doluydu sanki çok 90'lar. Çok duygu çünkü hepimiz gençtik. Bizler ikimiz, Tayfun'la ikimiz bu genç akımı başlattık. Çünkü ikimiz de aynı fabrikadan çıktık. Goro Mafyan fabrikası. Ya o dönem başladık. Değil mi? O zamanlar Goro Mafyan ve Sezen Aksu'nun en üretken olduğu yıllar. Ama o zaman Goro Mafyan, Onno Tunç diyelim ona. Evet. Da, hak yerini bulsun. Doğru. Sezen Hanım besteci ama. Ve herkes müzisyendi. Evet. Tabii. Ben çok müzisyendi o zaman. Peki o zaman herkes müzisyendi. Evet. Şimdi? Şimdi yani. Şimdi? Hadi topu aldım. Kaleye golü mü atayım diyorsun? Hayır ben sana pasta attım şöyle. Yani, seni zor durumda bıraktı Tayfun. Alaylı olarak ben çocukken alaylı olmak oluyor. Doğru değil mi? Yani babam bana alto saksafon veriyordu tenorla. Biz bir parça çalıyorduk. Ben daha 8-9 yaşındaydım. Sonra eve soprano saksafonu aldım. Kenici'nin çaldığı o düz olan herkesin klarnet zannettiği ki evet. Yılbaşlarında Mustafa Kandıralı bir yarım saat oyun havaları çalardı. Bize eğlenelim diye değil mi? Televizyonda onu hatırlıyorum tabii, ben mesela. Aynen hani, öyle. Aklımızda kalan kısmıyla. Benim çaldığım enstrüman ülkede olmayan bir enstrüman ama benim babamın zamanında çok çalınmış bir enstrüman. Bir de Alaturka'dan sonra pop müziğe. Yani yabancı coverların geldiği. Bizim geldiğimiz zaman diliminde de ne oldu? Gençlere hak tanınmamıştı. 30 sene falan TRT'ye girmek çok zordu. Bir tane kelimeden parçan anlatır birazdan Ozi. Ben Ozi diyorum o zaman özür dilerim. Tamam. Bir kelime. Melodide bir yanlış hata, müzik formasyonunda bir değişiklik yaparsan, alışılmışın dışına çıkarsan, prozodi hatası yaparsın, uzatırsan, kısarsan neyse işte kelime hatası varsa sözünde geçmezdi. Evet. Denetimde kalırdı. Denetimde kalırdı o parça. Ki o yüzden Türkçemiz düzgündü. Şimdi bakın ki bağlaçtır diyorum bütün gençler de dahil ama niye herkes kullanıyor ki diyor. Ya ki olumlu bir şey değildir. Olmaz ki deriz dersin de. Evet. Olur ki olmaz yani böyle bir şey yok. Şimdi bu bile değişti. Eskiden TRT'deki mensubu olan insanlar, spikerler veya işte yorumcular gelip bize diyorlardı. TRT spikeri kadar güzel Türkçeniz, artikülasyon, diksiyon. Yine de öyle. Bizim çok maceramız var TRT ile ilgili. Yani şimdi o zaman daha ne Tayfun Duygulu var ne Ozan Orhan var. Evet. Biz 3-5 kuruş hani anneden babadan yontuyoruz paraları. Tın 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 hemen bir stüdyoya gidiyoruz.
TRT'nin o zaman Erevizyon şarkı yarışmaları var. Ve şarkı yarışmalarının ama Türk yani ilk elemeleri var. Tabii ön, eleme. Ön elemeleri. TRT'ye gönderiyor. TRT'ye gönderiyor ama bunun için Allah bir çalışmalar çalışmalar. Ne kadar önemli o dönemler abi, değil mi? Ama biz her seferinde geri dönüyor benim şarkı. Neden? Çünkü bir kurul var. Ya. Açıklama şu. Türkçe prozedi bozuk, yabancı gibi şarkı söylüyor. Tık şarkı eleniyor. Bunu şeyle nickname ne oluyor? Şey, rumuz eski Türkçe gibi oldu. Rumuz da söylüyorsunuz. Yani onun söylediği, benim söylediğim belli değil. Yani torpil yok. Kapalı, zarfın üstüne kapalı diyor. Rumuzun var senin. Karaoğlan diye gidiyor yani mesela. Çok farklıymış o. Peki o dönemlerin 3 silahşörü vardı. İkisi burada. Bir de Tarkan. Diğeri de Tarkan'da. Evet. Peki aslında tabii atlamamak lazım. Bebeto var, onlar Kenan Doğulu var. Sizden sonra şey mı? Fatih Erkoç, Harun Kolçak, Hakan Peker. Yani giriş tabii. Yapan Hakan evet. Abi. Tamam. Büyüğümüz bizim. 80'lerde o bir şeyle o Hakan abi 80'ler mi? 86-87 şeyle girdi işte. O zaman bayağı bir dans bir efsaneydi evet, şarkısıyla. Yok. Evet doğru. Hani dansçılıktan sonra hani ilk, Hey George ama o Hey George'lar Hey George, hey George versene borç. Sonraki efsane sonra. Ona, hayır. Ama hayır efsane 87-88. Mümkün değil ya. Hayır. Ben Yeni Türkü'deyken albümü konuştuğu kişi Göksoy Plak. Ben oradan biliyorum. Abi dedim, 92'de ne yapıyor Hakan hey George, abi diye 92'de soruyorum. Çıktı. Neyse Hakan Bey olmadı telefonu açar sorarız. Benim 92 albüm. 91 Aralık onun için diyorum. Efsane Yonca sonra. Vardı kadınlardan da ilk. Tabii. Vardı Yonca Evcimik. Abone. Çok güzeldi. Peki bu üç silahşörden bir tanesi Tarkan yükselişini devam ettirmeyi sürdürdü ve başardı. Allah daha da yoluna çıkesin ne diyelim. Tarkan'ın iyi yaptı. Gurur da duyuyorum. Neydi sıkıldı, ama Tarkan'ın neydi farkı da bu yükselişini devam ettirdi? Şöyle, bu ilkenin normal diyesim geliyor ya. Çok karıştı ya İngilizce, evet, Almanca konuşa. Bu ülkenin ölçüleri, değerleri evet. Bu sektörü elinde bulunduran kişiler el değiştirdi. Tamam. Örneğin şehrin dışında yaşayıp da kasabada babasından kalan miras parasını kendisi ticarete aktaran gençler büyüdüler, adam oldular. Ondan sonra da geldiler dediler ki ben bir radyo alıvereyim. Evet. İş adamı oldular, bir televizyon kanalı yapıvereyim. Kanallar açıldı ya, evet. Eskiden yoktu böyle bir şey. Ne oldu? Onların kültürüyle kendilerine uyan kişileri onlar seçtiler oraya. Biz o arada kaynadık. Onun dışında da bizim olduğumuz zaman diliminde yine keza böyle bir gruplaşma oluştu. Böyle minik minik gruplar. Evet. Sosyal medya yok olduğu için medya evet. Grubu oluştu. O medya grubunun içerisinde yer alamayan çıktı go dışarıda. Tabii. Hmm. Yine keza arkadaşlık, dostluk ilişkilerinin dışında eğer gerçekten bütçe varsa, hani Kral TV'ler falan vardı, ismi zikrettim neyse. Bunlar da bütçe alarak senden klibini yayınlıyorlardı. Yani sen bir numara olmak istiyorsan bir 100.000'ni cepten çıkartmak zorundaydın. Hem peki de o dönemde dev müzik şirketlerinin yok olması da tabii. Bir anda onlar bunu da bozdu mu? Tabii, bütün altyapıyı onlar sağlıyordu. Hatırla bizim zamanımızda her şeyi onlar yapıyorlardı. Biz %100 komisyon gibi alıyorduk. Yani evet. Satılan pürsentaj deniyor. Evet. Albüm satıyordu birebir. Ama o böyle bir şeydi. O bir materyaldi. Materyal olduğu zaman kolay. Ama ne zaman ki işin içerisine korsanla başladı ama bu sosyal medya dediğimiz mecra girdi ya. Olmayan evet. Bir mecra girdi. Orada ne oluyor o zaman? Başka şeyler. Şimdi halihazırda telifle ilgili sıkıntı oluyor mesela değil mi? Ama halbuki somut bir şey olduğu zaman elle tutulur. Kaç adet sattın? 100.000 adet sattın. Harika. Kaç adet? 1.000.000 adet. O zaman senin pürsentajın bu kadar. 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira neyse. Bir tane adet başına. Evet. O zaman belli. Benim zamanımda, Ozan'ın zamanında öyleydi. Şimdi değişti her şey. Sen kendin cebinden yapıyorsun. Getir bana ben diyor şey yapayım. Daha. Bunu tanıtayım diyor ya da sana tanıtayım. Mecra sunayım diyor. Şeyde yok biliyorsun bitti artık yani böyle CD falan. Onlar bitti şey zaten herkes sadece, indiriyor, dinliyor. Sadece işte... internet üzerinden belli. İşte, hani şimdi ismini zikretmeyelim. Oradan giriyorsun klipini veya müziğini dinliyorsun. Ama acaba ben de şöyle düşündüm. Siz bu şanın, şöhretin en sizlerde yoğun yaşandığı dönemlerde her ikiniz de evliliği seçtiniz. Biz istisnayız zaten ikimiz de. Evet. Acaba diyorum ondan olabilir mi? Tarkan çok geç evlendi. Şöyle bir şey var. Şimdi... Bu da acaba bunu olumsuz etkilemiş olabilir mi? Çünkü sizin de bayan hayranlarınız tabii. Diye söylüyorum ama
aslında bütün arkadaşlarımız yeni evlendi. Yani onlar hepsi yeni evlendi. Öyle değil mi? 5 sene, 7 sene, 10 sene falan. Evet. Yani, bunların yani Tarkan'la farkını söyleymiş gibi geldi bana. Hakikaten ilki o. İlki yine ben. Ben yani işte o zaman ben geldim işte. Yani ne zorun varsa. Ozan, yani ben çok şaşırdım biliyor musun? Ben bir şeyi atlamışım. Neyi atlamışım biliyor musun? Ebru Çallı'yla da evlenmişsin. O ilk zaten, ilk evliliğim. Bilmiyorum, inan ben onu atlamışım. Zaten şey vardı, o zamanlar böyle internet yok, mesaj yok, telefon yok. Bize posta gelirdi. Çuval çuval. Tabii, tabii. Biz de o postalar evden böyle sağ olsunlar postacı eve getirirdi. Ama bildiğiniz çuval. Yani evet. Çuvalla geliyor. Açardık, bakardık. Bana haftada 2-3 çuval devamlı işte şey gelirdi. Mektup gelirdi. Ne zaman evlendim? O mektuplar durdu mu yoksa? İki çuvala düştü. Sonra bir çuvala düştü ama o bir çuvala bir açıyorum. Benim kafayı kesmiş hele. Resimden kafayı kesmiş. Kendi... Şimdi söylemek istemiyorum. Bilmem neni versin. Bir tanesinde askmış beni şeyle. Resim yapmış. Kafayı bilmem neyle askmış. Yani artık böyle ne yapayım? Yani bir şey de diyemiyorsun. Peki, çünkü o zaman buna açık değildi. Seni değildi, Gara abinin hep bir lafı vardı. Ama şu anda seni da öyle değil. Paylaşmak istemiyor. Hayır, paylaşmak istemiyordu. Çok her şey yeniydi işte 90'larda. Hani de artık sizi o kadar benimsemişlerdi ki ben şimdi yani biliyorum. Bayılıyorlardı size. Hala da bayılıyorlar tabii muhakkak ama Ebru Şallı'nın da mı o dönem ilk evliliğiydi? İkinizin de mi ilk evliliğiydi? Tabii canım, 17-18 yaşındaydı. Yani gençlik diyelim biz ona. Gençlik. Çocukluğu geçtik. Gençlik zamanımız. Gençlik onun da benim de öyle. Evet, evet, arkada da resimlerimiz zaten 20'de. Yayınlanıyor. Ondan sonra da şeyle evlendi. Yeşim Erçetin. Yani, Yeşim Erçetin. Bayağı bir çalışmışız. Yeşim, çünkü Yeşim Erçetin de benim acaba aslında. Bunlar vukuatlı nüfus örneği mi aldım? Hayır hayır. Yeşim de tabii benim arkadaşım. Hatta sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şok geçireceğim. Kızım zaten evet, Yeşim'den. Evet. Yağmur anaokulunda, okulda, okul eğitimini nerede tamamladı biliyor musun? Nerede? Benim okullarımda. Onu bilmiyordum. Evet. Ama ben seni hiç görmedim. Nasıl hiç görmedim? Ben gelmedin hiç. Yani hafta sonları ben aldığım için. Evet, hafta içi hiç görmedim. Hafta içi zaten annesi. Evet, evet. İlkokulda ben aldım onu. İlkokulda evet, bana geldi. İşte anaokulundan mezun oldu Yağmur bizden. Önce, çok tatlı bir şimdi genç kızı oldu. Amerika'da çocukluğu da çok tatlıydı. Hı. Çok enteresan, 4 kere evlendin ama herkes... Ama ben farkında mısınız? Üçüncü eşim hakkında hayatta hiçbir şey söylemedim. Hayır, Allah o razı olsun. Sormadım. Çok da çok iyi bir insandı ama hani bazı evlilikler, yani çok iyi dost olursunuz ama aşk olmayınca veyahut da evlilik başka bir şeydir. Evet. Şimdi ben 50 yaşından sonra eşimi tanıdım. Şu anda beni ne diyorlar ona 20 yaşına döndürdü. Kalp olarak, ruh olarak. İşime sarılmam, müziğe geri dönmem hepsi tabii hepsi eşim sayesinde. Her ikinizin de ortak bir özelliği aynen daha öyle var. Şu an çok mutlu olmanız, evet, çok güzel evlilikler içerisinde olmanız. Onlara da geleceğiz. Ben burada neyi söyleyecektim sana? 4 kez evlendin ama evin yaramaz çocuğu gibi yine kalpleri değil mi? Sevgiyle dolu seni işlerine yani aldı aileler. Beri her zaman gülen, hoş sohbet. Böyle enerjisi yüksek benimle hemen hemen aynı. Biz öyle bir yerde olduğumuz zaman dilimde. Hani ben konuşturmam ama Ozan da konuşturmaz. Yani siz bakmayın öyle sakin durduğuna. O da konuştuğu zaman konuşur. Biz çünkü hem konuşmayı seviyoruz hem paylaşmayı seviyoruz. Biz insan olarak da böyle diyalog seviyoruz insanlarla. Yani bizim için kimliği veya işte titri önemli değil ki. Biz insana insan değeri veriyoruz ikimize. Biz öyle nüvelerden geliyoruz. Benim ailemde geçmişi olan bir aile. Onun ailesi de öyle. Yani bilinen şey olarak, İstanbul'da. Ben insanları insan olarak değer veririm. Aynen. İstanbul'da bizim zamanımızda benim, az insan. Elimin burası böyle var, oynamıyor bizde. Biz hala öyle gördük. Yani aileden de öyle gördük. Değil mi? Zaten işte o deminki konu da oydu. Biz çok, İstanbul'luyuz. Bizim çok, zamanımızda. Ailelerin çok sevdiği ailenin içindeki bir çocuğu gibi oldun herkesin. Ve hala da öyle. Çok enteresan. Çok şimdi. Yıllar sonra belki yaşlarımız büyüdü ama yine seni evimizin bir
birinci ferdi olarak görüyorlar. Böyle gönüllerde genç kalmak şu anda, tabii büyük bir başarı, doğru şu mu? Şu anda iş güç sahibi olan insanlar, babalarından, ailelerinden veya kendileri başarıya ulaşmış, evet, yerlerinde oturan insanlar, çalışanlar şu anda bakıyorlar, biz onların gençliğiyiz. Evet. Çocukluğuyuz, gençliğiyiz. Doğru. Ya da orta yaşa girişleriyiz. Emin ol. Böyle. Yani şimdi ben konsere çıkıyorum. Bir bakıyorum, hep bizim jenerasyon konserde. Bir bakıyorum, geçen işte en son, ismini vermeyeceğim bir yerde, bir 90'lar partisi yaptık. Ben sahne aldım. O kadar hoşuma gitti, gözlerim doldu. Annesi benim çok büyük hayranmış. Oğluyla beraber, eşim de onları en masaya aldı. Standa. Oğlan bütün 90'lar şarkılarını söylüyor. Nasıl biliyorlar değil mi? Bu kadar genç insanlar da değil mi? 90'lar çaldı mı? Yani 17-18 yaşında. Ozan Bey diyor, 90'ların harcında hiçbir şey dinlemiyordu. Öyle. Çok seviyorlar. Bir de diyorlar ki, yani bizim gençliğimizde biz gençlere hitap eden şeyler söyledik. Şimdi benim yaşımda bir adama bunu söylettikleri zaman bir tuhaf olduğunu düşünüyorum. Bunu da anons ediyorum, hatırlıyor musun? Buna geldiğinde sahnede, ya aslında yani bu şimdi sözlere bakar mısınız deyip irdeledi. Her gencin başına, benimkinde mutlak gelirmiş böyle güzel şeyler. Şakayla karışık başlarmış böyle güzel şeyler. Aşkın boyunu dambada dumbada. Aysel'e sormuştum. Abla dedim ya, dambada dumbada ne Aysel? Abi ortada kuyu var, yandan geçti demek. Bazen takılma meydanda. Peki o zaman Tayfun, bir araya gitmeden evvel senin o güzel şarkını alsak, Kanatsız Meleğim. Kanatsız Meleğim'i de tabii eşinle beraber, evet, değil mi? Bir dinleyen, melek gibi, Ozan, melek gibi eşinle dinledim beraber. İlk dinleyen, ben yazın dinledim. Klip de muazzam olmuş, eşin çok hoş. Dinleyelim mi? Beğendiniz mi her şeyi? Çok beğendim. Yönetmeni benim, montajı da eşim yaptı. Çok güzeldi. Şimdi de dinleyelim istersen. Tamam. Şöyle vereyim.
muhteşem bir şarkı olmuş. Çok teşekkür ederim. Büyük aşk 17 yıl sonra değil mi? Aynen bir single'la geldi. Ruhumun hissettiklerimi dökebildiğim kadar işte kelimelere, oradan da notalara dökmeye çalıştım. Ay, görselleri de beğendilerse ne ala. Çok onu güzel, da, çok harika olmuş, yani, muhteşem özel olmuş. Özel bir kurgu değil, yani sadece mekanın ve durumun değerlendirmesini yapıp da hani yönetebildim anca. Görüntü yönetmenim de sağ olsun çok başarılı. Evet. Eşim de montajını yaptı. Biz böyle bütün olarak ele aldık. Çünkü bu sevgiye dayalı benim hissettiğim bir şey bu. Tabii ki eşim olmasa bunu hisseder miydim? Hayır. İyi ki eşim var. Siz sen var ya çizgi siz çok bugün şimdi ben bir şey şeyleri bıraktım. Bütün bak su söylemek istiyorum. Siz bu bunun yeni eşlere bu yeni eşlere bir yağlar bir hayır. Bağlar. Adam evet. Benim evliliğimi bozuyor. Bak şimdi Selcan diyor çok ki şanslı. Şimdi Tayfunlar bize geliyor. Tayfun diyor ki ben diyor karıma diyor 400 tane şarkı yazdım diyor. Tayfun'un suratına bakıyorum hala anlamıyor. Selcan bana vuruyor. Sen bana diyor bir tane daha yapmadın bugüne kadar diyor. Tayfun sussak biraz iyi olmak. Ya bak diyor şimdi bir şarkı daha yaptım diyor Bella'ya. Başlıyor 401. oldu bu da diyor. Adam çıtayı yükseltti. Klipte oynattı. Allah'tan eşim hamile o yüzden klipte oynattı. Peki bu yaşlar ilerleyince mi bu kadar hanımların artık... sözlerinden çok çıkılmıyor. Hayır, doğru çok, sevgi ve yok, doğru aşkı buluyor. Aşkı buluyorsun. Ben hep mesela acaba sen siz de mi? Sizde de keşke bir olgunluk oldu. Sen zamanında karşıma aynen çıksaymışsın. Ama acaba sen o zaman o bugünkü Tayfun mu? Sahip miydin? Evet. Aslında ben şanslıyım. Bak hep dışarıdan şöyle görünüyor. Aha ne şanslı Tayfun'un eşi. Hayır ben şanslıyım. Bella'nın eşi olmaktan dolayı. Sen ben çizgiyi çok inanamıyorum. İnanamıyorum. yani şu deri ceketlerle şu konuşulanlara inanamıyorum bugün. Kesinlikle. Hani bir motorla gelecek normal kıyafetim. Hani benim eskiden tamam onları çizdim bizdim. Bu benim normal kıyafetim. Bunu dışarıda da giyiyoruz biz. Biz ben hastanım benim kovboy çizmesi ve yıllardır. Ben en son motorumla birlikte böyle bir 5 metre altımdan kaydı. Benim zaten kazalı platinli kolumu da çaktı buraya çiviyi yine. Benim de kol çıktı. Aldım kardeşim. Kol buradan düştü. Biz artık yaşlandık herhalde motoru da bilemiyoruz. Ben önce trafik kazası yaptım ama motorla düşünce dedim ki yok kardeşim buna hiç binilmez. Demek ki buradan son konuştuğumuzdan şunu düşündüm. Genç yaşta yapılan evlilikler bazen de... O da değil. Değil mi? Yok. İki tarafın da olgun mu olması? Astrolojiyle ilgilenen, enerjiyle ilgilenen evet veya dünyanın gidişatına bakarsanız. Bakalım. Zaten hani uzak doğudaki adıyla Kali Yuga diyorlar, demir çağı diyorlar, insanlığın evet çöküş çağı diyorlar. Bana anlattılar, ben de böyle dinledim. Allah Allah dedim öyle miymiş? Ne oluyor, ne işe yarıyor bu demir çağı veya o? Enerjiler farklı hale geldi artık. Evet, evet. Bir kötülük durumu söz konusu. Savaş var her yerde. Biz iyi olmaya çalışıyoruz ama... Baba hayat sen iyiydin, mangala gel, mangala. Mangala, hadi geç oradan. Ben ona vuruyorum bunu. Yani bu bizim yaşadığımız... Yok bir de yani hani bir tamam. Bir de gerçekler var. Ben çocuktum ya. Baktın sana erkekler daha sonra olgunlaşıyor biliyor musun? Yemin ediyorum ya. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yıllar geçmiş yine görüntün o çocuk ifadenden çok dışarı çıkmamış yok, şey yani dışına dedi çıkmamış. Ha, ben biraz harbiden haylazım. Ben haylazım ama hala dediğim bir şey var ben hala. Evet. 50 yaşındayım ama ben 50 yaşında olduğumu yani şey yaşım onun da öyle bizim kalp yaşımız. Yaşları daha küçük. Ya o zamanlar bir dönem kilolu dönemin var. Hı-hı. Şimdi yine biraz aldım da evde çünkü mecburen alıyoruz. Gecenin 12'sinde canın tatlı çekerse eşinin kalkıyorsun gidiyorsun tatlı alıyorsun geliyorsun. Ondan çok ben yiyorum. Ama şöyle söyleyeyim senin o kilolu döneminde en çok hayranlı olan dönem o dönem evet değil miydi? Evet beni çünkü hala öyle tontoş oğlum diye seviyorlar. Ben evet hatırlıyorum senin ama ne oldu da sen bir kortizon tedavisi görmek zorunda kaldın? Tedavi gördüm, hastalandım. Mide ameliyatı geçirdin hatırladın. Ondan en son 130-133 kilolara geldim. Samsun'da kalp krizi geçirdim, yani spazm geçirdim. Ondan sonra işte yeşimin babası o zaman... Ben diyemiyorum hayır, artık. Hayır, ben babasını çok severim. Konulara giremiyoruz. Ben babasını çok sevdim hiçbir zaman. Evet. Ben hala da görüşüm. Yağmur'u ben büyütürken hep babaannesiyle, dedesiyle hiçbir zaman, her zaman... Onlar çünkü sonuçta Yağmur'un dedesi ve büyük babaannesi. Evet, evet. Dedesi bana dedi ki oğlum dedi böyle olmaz. İşte 2005 yılında Türkiye'nin ilk kobayı bendim. Ve kelepçe taktırdılar. Ya zaten hepimizin evet zihnine o şey ama oldu ben, değil mi? Mide denince mide ameliyatı herkesin önü patlıyordu. 5 ayda
70 kilo verdim. En son 48 kiloya düştüm. Şey takıyorlardı. Serumla geziyordum. Sonra çıkarttırdım. Sonra bir daha oldum. Şimdi yine midende hiçbir şey yok. Şu anda normal. Natural. İyisin. Gerçekten şöyle değil mi? Mesela şimdi yine yanımızda Banderas gibi oturuyor. Aynen. Özen. Ama yüzün benim oturdu, mesela... Musun? Vallahi yüzün oturdu. Ama, ama benim hep hala zihnimde o gürbüz, simsiyah parlak saçlı değil mi? Biraz yakışıklı. Birazdan şey var. Yakışıklı hali değil mi işlemiş yani durumda? Bence daha yakışıklıyız. Ya şimdi bir şey var. Mesela, ben gençlik o başka. Yanaklar kırmızı değil şimdi mi? Tayfun da şimdi yeni arkadaşlar, yeni jenerasyon bilmiyor tabii. Bizim aslında hayata çok gülmemizin sebebi bu. Biz öyle bir starlık yaşadık. Yani şimdiki nesle bunlar yani... Tabii canım yani anlamazlar ya, anlatsan. İnan sevgiden arabamı ters çevirdiler. O başımıza o kadar olaylar geliyor ki bu adam helikopterle iniyordu. Yani bize, hayır, ama biz istemedik bunları. Hani o 90'larda ilk bizi şey yerine koydular. Hani Türkiye'de hani bu stat konserleri, el tutuşmaca, çığlıklar bunlar böyle başladı. Bizim hiç unutmuyorum Hürriyet'te bir haber çıktı. Veletler çok çabuk şımardı. Tayfun'un resmini koymuşlar, benim resmimi koymuşlar. Tarkan'ın da alta koymuşlar resmini. Veletler... Çok çabuk şımardı. İstediğimiz neler biliyor musun? Mi sonra? İstekler. Of. Şu anda bu daha fazla istekler. Kulis, temiz bir tuvalet, evet. Ekibimize yemek ve adam gibi tesisat ve sahne. Tek isteğimiz buydu biliyor musun? Şimdi bunlar zaten şimdi neler istemiyor? Bunsuz hiç kimse çıkmıyor. Doğru. Biz bunu biraz daha erken başlattık. Sen benden hadi bir tık önce değil misin? Öyle evet bir tık. Hani, bir tık. Bir tık. Benim menajerim... Ki ben öyle kontrat yazmadım, kontrat da gördük bizden hemen sonra biz. Bizim isteklerimiz biraz çıtayı o zaman değiştirmişti. Ama ilk biz de olmuş. Dünya normlarında evet. Bir yere geldik, kendi kendimize biz bir şey yapmadık. Getirdiler sağ olsunlar sevenler. O istediklerimiz orada normaldi. Burada niye olmasın yani hani netice itibariyle. A diyorsun hemen ne olduğunu anlıyorlar. B diyorsun ne olduğunu anlıyorlar. Size çok acı bir şey söyleyeyim mi? Biz bunları da yaşadık. Tabii. Eskiden kapalı spor salonları vardı. Şimdi tabii çok güzel salonlar yapıldı. Onlar tek şeyli olduğu için akustikleri çok kötüydü direkt. Biz o şekilde konser veriyorduk. Yani elbise veya üstümüzü değiştireceğiz ya ekibimiz. Evet, evet. Tuvaletin içinde değiştirdiğimiz konserlerimizi çok yaşadık. Şimdi öyle konserlere sanatçı gitmez bile herhalde. Yani onlar biz bu istekleri yapmaya fotoğraf çekmişler. Tabii. Şimdi böyle düzeltirken çekmiş gazeteci arkadaş. Ama... Ve onu kartpostal olarak basmışlar. Hatırlıyorum. Aa dur dur. 90'larda bir de şey modası vardı. Şişli'de, Taksim'de her tarafta kartpostallar vardı biliyor musunuz ünlülerin? Tabii. Haberimiz yok bizim devamlı bir resmimiz yok. Fotoğrafları çekiyor arkadaşlar. Gazeteci ya da basından arkadaşlar. Tabii. Onu anlaşmışlar. Kartpostal yapmışlar. Bütün kırtasiyelere falan gittiğinde her yerde bu resmin nereden çıktı? Onu kim bastı? Bu ne oldu? Hay Allah. İnanılmaz pozlar ama. Hakikaten nerelerde kuliste bekledik. Şimdi kuliste bir rider denilen bir istek listemiz var. Biz de örnekleme yapıyoruz artık. Hani biz de 25 sene evvel de bıraktık. Artık biz de istiyoruz mu diyorsunuz? Şimdi büyük yer olduğunda zaten öyle karşılanıyoruz. Doğru mu? Şimdi Allah için. Hani çok küçük yer olduğunda da öyle karşılanıyoruz ama ara konsere bir yere gidecek olsak istediklerimiz var mı yok mu bilemediğimiz için bir liste sunuyoruz oraya. Bu peki, olmalı, bu olmalı. Tayfun, sence bir sanatçı hayranıyla aşk yaşayabilir mi? Tabii ki yaşar. Çok var örnek değil mi? Ben hayranıydım, evlendim. Orada da var. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Tabii, şöyle. Peki. Hayranıyla evlenebilir. O kadar çok var ki. Şimdi mesela hayır, yaşları dikkat edersen. Sen de var mı hayranınla evlendin mi hiç? Yok, bana denk gelmedi. Hep yaşları ufaklı sana? Bende demişim. Hepsi. Neyse sana korkuyoruz artık. Bir şey sormaya ben vazgeçtim. Hayır, ben resimleri, fotoğraflarını gördüm. Yani isimlerini söylemiyorum. Bir tanesi şeyi Ranzan'ın tepesine koymuş bütün resimlerimi. Bir tanesi karşısına koymuştu resimleri. Binlerce kişi gelip dedi ki ama duvarda posteriniz vardı ya da annesi teyzesi yanındayken. Evet. Ya da ben şimdi karşılaşıyorum 35-40-45 yaş arasında bayanlar geliyor duvarda posteriniz vardı. Ben size aşıktım. Çocuğuyla falan gelmiş. Şey var, ona imzalı bir fotoğraf. Bir de şey var. Biz bunları yaşadık. Bizde anı bitmez. Birer hafta arayla Nişantaşı Kız Lisesi'ne gittik. Evet. O zaman bir program çekiliyor. Kimsenin haberi yok. Bizi... Kızlar, düşünsene de 500 tane kızın arasında kapıyı açıyor müdür, kameralar çığlık çığlık. Tam Tayfun şeyi çıkartmış hadi yine iyisini. İyisin, o da ne parçaydı öyle. Bir hafta evvel Tayfun'un çekimi oldu, sonra da bir hafta sonra da benim çekimim var. Nişantaşı Kız Lisesi.
Yemin ediyorum. Parçaladılar tek, mı? Tek ne parça çıktı mı Allah'a dua ediyorum. Tabii biz normal arkadaşlar gibi hani öyle sahne falan alamıyorsun. 10 evet. tane 15 tane koruma. Hani on, bugün var yine öyle çıkmak zorunda kalan arkadaşlarımız, dostlarımız. Abilerimiz bile var hala. Ama hakikaten şimdiki konseptin biraz yani bu ana oluşumun biraz dışında hep yabancı kelime evet. kullanıyor gibi oluyorum kendi kendime. O zaman biraz farklıydı. Biz evet. eskiden biletle geçilen bir köprüye sahibiz. Ben orada hiçbir şekilde ayakta geçtiğimi hatırlamıyorum. Hep eğiliyordum, yatıyordum, şöyle bir duruyordum. Geçince haber ver falan. Yani, geçtik mi geçtik galiba. Biz tamam falan diye kalktık. Biz güzel şeyle karşılaştık biliyor musun? İnip, şaka değil yemin ediyorum. Her hafta sonu çünkü konserde oluyorduk. Cuma'dan çıkardık yola. Tayfun'la tek görüştüğümüz yer... Yalova'dan arabalı vapurla geçersin ya Yalova'ya. Topçularda. Bir tarafa gidiyor, ben bir tarafa gidiyorum. Peki, mesela sahneye çıkıyorsunuz. Sahnede tabii bir sürü ışıklar var. O sırada mesela hissediyor musunuz? İşte şurada güzel, hoş bir bayan oturuyor. Şurada şöyle, tabii evlisiniz, bu sorular da çok zor oldu. Görülebiliyor mu? Sahnede kimseyi görmem. Neden görmem? Sadece bakarım, insanları etkilemeye çalışırım. Bu sen görürsün ama. Değil mi? Kadın demek ki sanatçılar arasında da fark var. O zaman benden tek fark olarak var. Benden önce çıktı tek olarak birkaç ay. Ama ben Ozan'dan 4 sene önce Yeni Türkü grubuyla iki tane altın kelebek aldım 89-90'da. Ben o yüzden Emrah bana en yakın olan hani o manada düşünürsek. Yani öyle mi abi? Çocuk olduğu için. Hiç amca diyebilir miyim? Ben o yüzden yani işte nereden baksan bir 500 tane konser Yeni Türkü ile varsa o zaman evet. ki bunlar en az o zaman Yeni Türkü. Yani sahnede ön yılın kısımda oturanları hisseder misin? Şöyle ben şimdi düşünün. O zaman genç insan yok. O TRT'den kaynaklı. Evet. Ya ben 18 yaşında böyle genç bir delikanlı böyle utangaç filan. Hani bana böyle yapıyorlar. Abi rahatsız etmiyoruz değil mi? Şurada duruyorlar. Ben en solda çalıyorum. Sahneye göre en sağda çalıyorum. Abi diyorlar ben bakıyorum böyle kesin diyorum bu kızlar. Benden büyük. Vallahi bak abi diyorlar sahnedeyim diye. Hep büyük insanlar var o zaman. 18 yaşındayım ya da bıyıklarım terlememiş. Vallahi. Peki şaka hiç değil. Bir böyle bayan hayranınızla yaşadığınız enteresan bir olayınız var mı bize? Çok var. Bayan arkadaşlar yani bir çekim veya bir şey. Hayır bayan hayran. Hayran mı? Hayran. Böyle enteresan. Yani şimdi hayran olmuyor var mıydı ya? Yakında mesela çok tehlikeli. Hande Yener olmuştu evine girmişti. Hatırladım. Hayır benim tehlikeli ya. Ne oldu? O zamanlar ben biraz denize çok meraklıydım. 96'da bir tekne almıştım. Evet. Fırtına çıktı. Marmara Denizi'nin sağ solu belli olmaz. O arada da benim ben de yeni denize alışıyorum. Dedim yapabilecek bir şey yok. Yanımda da bir Diyarbakırlı kardeşim var. O denizden de korkuyor İsmail. Ya dedi İsmail'e bir ara bir baktım. Teknenin önüne gitmiş. Ben denize atıyorum kendimi. O panikle ben de direkt kırdım Tekirdağ. Tekirdağ limanına girdik. Herkes geldi işte tekneye 2 gün 3 gün balıkçılar bana şey diyor sen deli misin diyor baba da tekneyle çıkılır mı hiç dinlemiyor musun telsizi hiçbir radyo şey. Ya işte biz Bodoslama çıktık. Hedefimiz Marmara Adası, Marmara Adası Avşa ondan sonra Çanakkale'ye geçip Gökçeada'ya gidecek. Evet. Oh güzel. Biz girdik Tekirdağ'a tamam hoş herkes geliyor fotoğraf çektiriyor aa bir de teknenin adı da Ozan. İşte balıkçılar yardım ediyor, işte bağladık. Çok güzel, oh dedim burada ben bir ömür boyu yaşarım. Herkes geliyor bir şey getiriyor, balıkçılar balık geliyor, oh. Gece dedi beni ağırladılar, bir o zamanın bir çok meşhur bir yerine gittik Tekirdağ'da. Ben de çok yorgunum, deniz biliyorsunuz hani bir fırtına mırtına olduğu evet. zaman çok yorar adamı. Hala da ayakta böyle gidiyor geliyor gibi hissediyordum. Erken tekneme geldim. Bir de yanımda da Miço sevdiğim bir kardeşim var. Gece yarısı deprem oluyor zannettim. 20-30 tane kadın hayranım. Benim yattığım kameranın üstünde çocuk korkmuş, sığınmış, kapıyı vuruyor. Abi diyor tekneyi basmaya geldiler kızlar diyor. Ben de gözüm böyle hani gözümü açamıyorum. İnanın şeyi kıracaklar bir de ahşap tekne yani. Şöyle kafamı bir kaldırdım. Bir tanesi böyle bir çık dışarı diyor. Çık çabuk çık. Ben kendilerini de kapattım. Ciddi söylüyorum ya. Hani öyle şeyler yaşadık. Hay Allah. Tabii var Allah'tan... böyle büyük hayranlıklar değil mi?
Yani öbür türlü başka türlü de benim... Araba hikayelerini hiç anlatmayalım zaten. Ha bir de şeyler oluyor. Psikopat, arabaları sallıyorlar değil mi? Psikopatlar oldu. Hayatımızda oldu. Tayfun'da da oldu. Ben gazetecilerden Allah yani biliyorlar hepsi. Şimdi yakın arkadaşlarım hepsi. Tamam mı? İllallah etmiştin. Arkadaş şimdi emanet almışsın yanında birisi varsa... Görünmesin lütfen filan diyor tamam evlenmeden önce mesela. Ya Etiler'de Etiler bebek oradan Kuruçeşme ara sokaklara filan giriyorsun çekmesinler diye. Nelerle uğraşıyorduk. Vay bir de yakaladıkları zaman ortada. Artık diyemiyoruz. Bir kere yakaladılar tamam mı o da ben şeyi indirmiştim böyle bir kere yakalandım. O da artık böyle sonlara doğru evlenmeden önce yani. Noktayı da koyuyor evlenmeden kesinlikle. Önce. Ben karda yürüdüm izin belli etmedim. Çok güzel arkadaşım oldu kimse bilmez. Beni de öyle bilmezler zaten. Ben çünkü hep gece dolaştım. Gündüz dolaşamadım ki. Program bitecek. Bitecek. Evet, belli evde bitecek. Bekliyor. Yok, benim hanım A'dan Z'ye çocukluğumdan bugüne kadar her şeyi bilir. O zaman biliyorsa bir şey soracağım. Tabii daha önceden de ünlü biri kayınpederindi. Türkiye'nin tabii usta sanatçılarından bunu sormadan geçmek olmaz. Allah rahmet eylesin. Çok da güçlü bir... Benim okullardan bir tanesi derim beni. Evet, evet. Sen de tabii aynı işi yaptığın için müzik hayatında senin için büyük bir yararı olmuş mudur? Okullardan bir tanesi. Şimdi alaylı okulu deriz biz. Ben seni Mimar de çok Sinan seviyordu çünkü onu biliyorum. Tabii. Konservatuar mezunuyum ama konservatuardan önce bir hocam var, o da babam. Onun da hocası var, dedem. Dedem çok büyük bir bestekar. İlk beş, evet. Türk Sanat Musikisi'nin ilk beş Kayan'da bestekar sözlerinden birisi. Ayrıca virtüöz bir udi ve çalmadığı enstrüman yok o zamanın Türk Sanat Musikisi'ndeki. Bütün enstrümanlarını çalmış. Bir babam klarnetçi bu arada. Ben de klarnet bölümü mezunuyum. Babam saksafonist. Babam da keman çalmış konservatuarda daha önce. Ben 3 sene viola çaldım. Şimdi çok enstrüman çalıyorum, çok beste, söz bilmem ne. Oradan geliyor ama... Soruyu bir daha söyle. Ben sana cevabı kelimeyi söylüyorum. Çok güzel. Vallahi sor bir daha. Şeyi var dedin. Var mı dedin? Var mı? Okul dedim ya. Alay okul. Okul yani. Okul. Ben okulunda okudum. Bir de alaylı olmak bitti var. Bitti sorularını. Sormadık. Tamam, geçtik onları. Alaylı olmanın verdiği şeyle. İşte babam dedem ayrı. Bir tanesi. Ama Kayahan Usta Tayfun'u gerçekten çok seviyor. Çok seviyor. Ben çünkü bir şey hatırlıyorum. Kalem üzerinde oynama nasıl yapılır? Ben Sezen'den. Kayağından öğrendim. Şarkı nasıl yorumlanır, söylenir? Yani MFÖ de dahil olmak üzere. Hani yanındaki insanlar çünkü Nilüfer'den, Sezen'den, Kayağından veya Fatih Erkoç'tan ki TRT Caz Orkestrası'nda çaldım ben beri yeni türküyle albüm arası. Bir buçuk sene. Bu okullar müthiş okullar. Tuğran Yükseler gibi bir şef var. Yani, tane konservatuvar bitirmeye eş değer. Ya, aynen öyle. Eski şarkıcılara bakarsanız konservatuvarı da var. Olmayan da var. Alaylı deniyor ona. Peki, ben her iki okuldan da mezun olmuşlardanım birkaç sefer. Peki son dönemlerinde Kayahan'ın yanında bulunabildin mi? Son dönemlerinde bulunamadım. Ben gittim hastaneye aşağıda. Çünkü seni çok seviyordu bildiğim kadarıyla. Konuştum aşağıda kim varsa görebileceği. Haberini aldım çıktım. Ben gece gittim özellikle. Ben şeyi sevmiyorum. İnsanlar niye yoksun diyebilirler. Kerim'e mezarında niye görmedik? O hep anıyorlar ya o gün. O gün gitmem ki ben. O gün ne işim var? Kerim benim yakın arkadaşımdı. Ben o gün gidip de orada şey yapacak halim yok. Ağlayabilirim. Bu gayet doğal bir şey. Ama niye orada ben kendimi icra edeyim ki? Kerim ha bu şeye benziyor. Hani bizim belirli yerlerimiz var. Nişantaşı, Etiler, Bebek falan gibi. Evet. Buralarda dolaşırsan yakalanırsın. Yakalanmak istiyorsan git dolaş. Aynen, beni kimse bugüne kadar niye yakalamadı? Çünkü ben oralara gitmiyorum ki. Orada yaşıyorum ama. Ben oralıyım zaten. Ama ben orada... Vakit geçirsem bile beni görmüyorlar. Çünkü ben biliyorum onların nerede olduğunu. Oraya gideceğim, öbür tarafa başka gidelim. Başka yere gidiyorsun. Tabii, 10 kilometre ileriye git, kimse seni görmüyor. Kerim Tekin'in de bir şarkısını sen yazdın, değil mi? Kar beyazdı. Ben onu Nilüfer'e yazdım aslında. Nilüfer, ben askere gitmeden evvel... Enteresan da bir şarkı oldu o, değil mi? Hepimizi böyle çok hüzünlendiren, ölümüyle bağdaştırıldı. Ölümüyle de bağdaştırıldı, değil mi? İster istemez. Nereden söyleysem, annemiz çok üzülmüştü, Kerim'in annesi. Ah oğluma niye böyle bir parça yazdın? Kaderi gibi oldu ya biraz hani sanki. Söyledi gibi. Oldu. Bir de enteresan bir şey, evet. Kar beyaz ölüyüm, ellerinden gülüm. Bak, ben sözü buldum ama... Ayrı mesele hiç aklıma gelmezdi. Ben de hadi yine iyisin dedim. Hep bana da bakanlar ya çok iyisin diyorlar. Ben senelerce hadi yine iyisinle büyüdüğüm için büyüdüm ya. 22 yaşındaydım düşünsene 54'e doğru gidiyorum. Ben o parçayla büyüdüm. İyiyim. Herhalde söyleyenin hani sürünüyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Neyi söylüyorsan öyle oluyor gibi de görünüyor. Ya kar beyazdır, ölüm çok özel bir konsept. Çünkü ben... Onu Beste Acar'la mı yazdın?
Ben kendim yazdım her şeyi. Öyle mi? Ben tabii. Sanki... Parça bitti. Sonunda Ozan bilir. Ya, gelip bir, bayağı bir problemler de yaşandı bununla ilgili. Öyle mi abi? Bayağı. Sonrasında. Evet, yani sonrasında. Onu mu bunu mu yaptılar? Parçayı bitirdim. Sözü de bitti. Her şey bitti. Zaten evet. Bitmişti de ben bir yerini beğenmedim. Evet. Sonda iki mısra kaldı. Ben baştan başladım. Hasret büyüyor gecenin koyunda. Büyüyor, vuruyor değil. Niye böyle okumadın dedim adam. Ya okudum dedi, değiştir dedim. İskender dedi ki abi dedi mikse giriyorum dedi parçayı. Okuyamaz dedi. İyi dedim. Hasret vuruyor değil, büyüyor. Bak kendim yazdığım için. Hasret evet. Büyüyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor. Sonuna geldik. Kar beyaz ölüm ellerinden gülüm. Yokluğumla ölürüm sensin benim tek gülüm. Tek kelimesine takıldım abi. Bak orijinal. Baştan sona oraya kadar. Bitti parça yani. Yani tek kelimesine... Ya şuraya bir şey yazar mısın? Diye veriyorsun tamam mı hayatındaki insan olduğu zaman. Öyle bir şeydir o. Yoksa kimsenin alakası yok. Sonra da polemik oldu işte o mu bu mu. Niye? Ben çünkü sipariş... Sipariş, Nilüfer'in bütün iyi parçaları... O kişiye ait olduğu için diyelim öyle ya hani kimle anılıyor besteci söz yazarı olarak orada kim var Nilüfer'e baktığın zaman birçok iyi parçada. Sonra kendisi de yazdı Nilüfer abla. Bu oradan kaynaklanıyor biraz. Mod çünkü onun Nilüfer'in yani daha doğrusu bana istediği önerdiği parçalardan alıntı bir moddur. Şimdi ben son parçamı da aynı modda aranje edersem eğer kemanlar çalardı o modda söylersem bu kanatsız meleğim. Evet. Yine aynı modun devamı oluyor. Ben ritim evet. Kompozisyonunu komple değiştirdim. Çok güzel oldu. Yoksa gitarla ben çalayım şimdi aynı şeyde bizim deve yürüyüşüyle dum ka dum dum ka. Aynı moda geliyor netice itibariyle. O başka bir şey tınlıyor. Evet. Sen çok duygusal olduğun için sorularım okuyor yalnızca. Müzik hayatında ya da özel hayatında en önemli pişmanlığın ya da pişmanlık duyduğun bir şeyler var mıdır? Evet, var tabii. Mesela? Hani müzik hayatındaki en büyük pişmanlığım küsüp Kıbrıs'a gidip, ondan evvelki zamanda da Amerika'ya gidip müziğe küsme. 12 senemi boşu boşuna yemişim. Nasıl bir küsmek? Müziğe küsülür mü? Yapımcılara küsülür. Yapımcılara, ikiyüzlülere, verdiğiniz o kadar... Emeğin karşılığını vermeyenlere, arkanızdan önünüze gülüp, arkanızdan konuşanlara, vefasızlara. Ben çünkü hep içime atarım. Evet, biraz. Ben öyleyim. Yani ben hala öyle yapılayım. Şu anda yeni yeni değişiyorum. Gülmeyi geçmeyi öğreniyorum. Evet. O da 49 yaşından sonra başladı. Ama biraz bunu. Da sizin işlerinizde de ne yazık ki biraz bunu da yapmak mı gerekiyor? Çok kere için. Ayrı ben işte. Yani, kere için yorgan yapılınca. Tamam, aileden. Kaynaklı bunlar. Biz şey dala verebilmiyoruz ya. Biz öyle görmedik. Yani biz dala verebilmiyoruz. Yani ben böyle mi yapayım? Ay birine gideyim aman yalakalık lafını bilmiyorum. Bana bir yapımcı derse ki aman şuna biraz git pop popla yalakalık yap. Ne demek ya yalakalık yap? Ben böyleyim kardeşim. Kelime, yani beni öyle seviyorsa böyle. Yani, evet. Hani anladın mı? Yani evet. Yani ben neyse, bunaldım yani nefes alamadım daha doğrusu. Ben sonuçta etten kemikten yapılan bir insanım. Atıyorum içime ya dağlar dayanmaz çatlar. Ben de vazgeçtim ya dedim kardeşim ben gidiyorum. Ha, müzikten vazgeçmedim ama. İkinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sizi görmekten çok evet. Mutlu oldum. Pembe Masa haftaya yeni konular ve konuklarıyla yine burada olacak. Hoşça kalın. Saman Alevi. Ama hemen herkese buradan sevgiler. Bir de nerede kalmıştık? Soruları. Evet. Bir daha programda biz Tayfun'la beraber. Bekliyorum. Evet. Bekliyorum.